Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 50. günün ikinci dersine, yani son dersteyiz. 50 günü tamamlıyoruz ve bu konuşmayı dersin sonunda yapacağım. Şimdi seni oyalamayacağım. Ne yapacağız? Direkt derse başlayacağız. Kitabımızı açıyoruz. Kitabımızda sayfa numarasına bakıyoruz. Sayfa numarası 279 ve 280 işleyeceğiz. Sizinle birlikte kürede kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küre diliminden bahsedeceğiz ve ilginç sorulardan başlayacağız. O zaman hazırsak haydi derse başlayalım bakalım. İlk önce bir notumuz var böyle. Bir küre diliminden bahsedeceğiz size. Küre dilimi dediğimiz şey, küreden bir parça alacağız. Yani karpuz var elimizde mesela. Karpuzu şöyle dilimleyeceğiz ama dilim tam merkezden geçecek şöyle. Şu şekilde bir dilim aldığımız zaman bu dilimle ilgili yüzey alanından ve neden bahsedeceğiz? Hacminden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşım ilk önce hacminden bahsedelim. Bu hacmi bulurken, şuradaki sarı gördüğün dilimin hacmini bulurken, hatta ben bu dilimi gelip şuraya çizmek istiyorum. Şöyle bir dilim var elimde. Şöyle bir kesit var. İlk önce bak burayı çizdim. Sonra şurada bir kesit. Şurada da bir kesit var. Şu kesit ayrı. Arkadaki kesit de görüyorsun ayrı. Bunlar nedir? Birer yarım dairedir. O zaman bir yarım daire şeklinde şöyle bir çizelim. Hop, şöyle bakış açısına göre o dilimdeki şeyler değişiyor tabii. Şu dilimin böyle küre yüzeyinin dilimi burası. Bunlar da yarım daireler. Bir önde bir de arka tarafta var. Şurada arka tarafta var. Bunlar yarım daire. Şimdi buradaki açı şöyle alfa derecelik bir açı varsa. Bunun hacmi nedir? Hacmi çok basittir. 4 bölü 3 pi r küp. Hacim değil mi? Hacim. Ben alfa derecelik bir dilim aldığım zaman bunu ne yapacağım? Alfa bölü 360 ile çarpacağım. Hacmi zaten kolay. Gerçi hepsi kolay. Hemen hacmi yazıyoruz. Bak ezberlenecek bir şey yok. 4 bölü 3 pi r küp bulduktan sonra 4 bölü 3 pi r küpü alfa bölü 360 ile çarpacaksın. Sonuç olarak bu çıkıyor ama buna gerek yok. Ezberlemene gerek yok. Hacmi yaz. Alfa derecelik bir dilim aldığım zaman alfa bölü 360 ile çarpacağız. Hacmi bulduk. Gelelim şimdi alana. Hocam alan hesaplanırken ilk önce şuradaki yüzeydeki alanı hesaplayacağız. Yani ilk önce şuradaki gördüğümüz bu küre yüzeyindeki alan değil mi? Evet, küre yüzeyindeki alan burası arkadaşım. Bu alan ne olacak? Normalde tüm alan ne oluyordu? 4 pi r kare eşit oluyordu. Alfa derecelik küre yüzeyinin alanında ne olacak? Alfa bölü 360 olacak. Bir kere bunu yazacağız. 4 pi r karenin alfa bölü 360'ı var elimde. Bir de ne var? Şuradaki kesit bir yarı daire değil mi? Evet. Bu yarım daire var. Artı burada göremediğin yüzeyde bir dilim düşün şimdi. Bu sağ tarafını, bu tarafını görüyorsun ama arka tarafını göremiyorsun. Arka tarafında da şöyle bir yarım daire yok mu kardeşim? Var. Bir de o yarım daire. Yani yan yüzeylerde birer yarım daire oluştu. İki yarım daire oluştu. Yarım dairede iki yarım daireler yapıyor. Tam bir daire yapıyor. Yani ne yapacağız o zaman alanı hesaplarken? Alanı hesaplarken 4 pi r karenin alfa bölü 360'ını alacaksın. Artı 2 tane de pi r kare bölü 2 var. Yani 2 tane yarım daire var. Ya da pi r kare de diyebiliriz. Formülize edilmiş halini açtığımız zaman da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Olay bu o zaman. Küre dilimin yüzey alanından bahsedecek olursak, şuradaki yeşil alandan bahsediyoruz yani. Yan yüzeylerin alanından bahsetmiyoruz. Direkt bu da nedir? 4 pi r kareyi alfa bölü 360 ile çarpacağız kardeşim. Olay bu. Sadece dilimi aldığın zaman yan taraftaki iki tane yarım daireyi unutmuyorsun. Burada da bir dilimler, burada da bir yüzeyler oluşuyor. Bunu çıkarttığın zaman bunu da dikkate alacaksın. Hadi gel bakalım, şöyle bir şey var. Çapı 12 santimetre. Yarı çapı kaç santimetre yapıyor? 6 santimetre yapıyor. Küre biçimindeki bir karpuzdan şekildeki gibi 60 derecelik bir dilim kesiliyor. Bu karpuz diliminin tüm yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Bak bu dilimi çıkartmışım. Buraya koyayım ben. Nasıl koyacağım? Şu şekilde hocam. Şöyle göstereyim. Hocam bir böyle bir de şöyle. Buradaki alan nedir? Hocam buradaki alan 4 pi r kare. Normalde 4 pi r kare tüm yüzeyin alanı ama 60 derecemiz olduğu için 60 bölü 360'lık yüzey alanı yapıyor orası. Ama bir de karpuzun içindeki kırmızı yüzeyler. Kırmızı yüzeyler işte şurası bir yarım daire. Arka tarafında da bir yarım daire var. Yani iki tane yarım daire tam daire yapıyor. Artı pi r kare. Bu yarım dairede yarıçap zaten 6 değil mi burada? Evet. Pi r kare iki tane yarım dairede tam daire yapıyor. İşte bu yapacaktır canım. Buradaki sıfırlar 36'lar sadeleşince 24 pi artı 36 pi yaptı burası. Topladığımız zaman da ne yapar? 50 pi yapar. Evet, örnek 15'i 50 pi pardon 60 pi yapacak burası. 36 ile 24'ün toplamı 60. Hocam son ders bari hata yapma diyorsunuz değil mi? Evet. Geldik örnek 14'e. Örnek 14'te de bir döndürme var. Aşağıdaki şekilde yarıçap 2 birim olan çeyrek daire şeklindeki demir bir levha verilmiş
eksir. Buna göre demir leva OA etrafında 360 derece döndürüldüğünde. Ben hem A şıkkını hem de B şıkkını yapacağım ya. Şimdi bunu bir kopyalayayım. Kopyala yapıştır. Benim işime yarayacak. O yüzden şöyle bir kopyalıyorum. Sen de nasıl kopyaladığımı göremiyorsun tabii. Dur, şekli kopyaladım. Şimdi A şıkkını şurada yapayım. Bu şekil üzerinde yapayım. A şıkkı burada olacak. OA etrafında 360 derece döndür. Hocam OA etrafında 360 derece döndür dediği zaman, bu şekilde döndür dediği zaman ne yapıyorduk? OA'ya göre şeklin simetriğini alıyoruz. Hocam şeklin simetriğini aldım böyle. Bu nokta buraya geliyor. Dikeyi doğru üstüne döndürüyorum. Yuvarlaklarımız nasıl olacak? Yatay olacak. Yani yuvarlağımız hop şöyle olacak. Ana ne çıktı karşımıza? Bir yarım küre çıktı. Bak, çeyrek daireyi bir kenar etrafında döndürdüğümde yarım küre karşımıza çıktı. Bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor bu şekilde döndürdüğüm zaman. Yarım kürenin yüzey alanı nedir? Hocam yarım kürenin yüzey alanı nedir? Normalde tam kürenin yüzey alanı 4 pi r kare ama yarım kürenin yüzey alanı da bölü 2 olacak. Ama dur, daha olay bitti de. Yarım küre oluştu ya, yarım küre takke gibi düşün bunu. Yani içi dolu takke gibi düşün ya da tam yarım küreyi kestin ya böyle, öyle düşün. Yarım kürenin üst tarafındaki yüzeyi buldun, şuradaki yüzeyi buldun. Ama sen bunu döndürdüğün zaman yarım küre oluştu ya, tabanda da bir daire oluşmadı mı? Evet, o zaman tabandaki daireyi de yapacaksın. Yani burada bu şekilde yarım küre çıktığı zaman tabandaki dairede oturtturduğum zaman pi r kareyi de yazacağız, böyle olay bitecek. Tekrar söylüyorum, takkenin üst tarafı ya da böyle yarım küreyi kestin, üst tarafı ayrı, alt tarafında da ne oluştu? Ayrı bir yüzey daha oluştu. O da bir daire olduğu için onu da ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Aslında şu dilimle aynısı. Hocam bu 60 derecelik bir dilim. 60 derecelik bir dilimde iki tane yarım daire oluşuyor. Yani tam daire oluşuyor. Ekstradan hocam sen bu 60 derece değil de 90 derece, pardon, 180 derece yaparsan ne olacak? 180 derece yaptığında da işte bu şekil çıkıyor karşımıza. Yarım küre çıkıyor. Yarım kürede de ne oluyor aslında? Buradaki yine tam bir daire ekstra geliyor. Yani yarım yüzeyin alanını yazıyorsun. Artı tam bir daire dilimlerde bize dilimin alanını veriyor. İlk önce 4 pi r kareye alfa bölü 360 ile çarpıyorsun. Artı pi r kare deyip de tüm alana da ulaşıyorsun. Ha, bunun içi boş olmuş olsaydı, sadece bu takke yüzeyi, hacı takkesi olmuş olsaydı, takke yüzeyi sorulmuş olsaydı, bu yüzeyin alanı 4 pi r kare bölü 2 olacaktı sadece. Tamam dostum. O zaman A şıkkını ne bulduk burada? Hocam şurada 4 kere 4 16 bölü 2'den 8 pi artı 4 pi, topladığımız anda cevap 12 pi yapar. Evet, 14. soruda A şıkkını 12 pi bulduk. Geldik B şıkkına. B şıkkı da ne diyor? OA etrafında 90 derece döndür diyor bize. Evet, OA etrafında 90 derece döndürürsek, bu sefer 90 derece döndüreceğiz. Dur bakayım. Şöyle 90 derece döndüreyim. Şeklimiz bu. OA etrafında bu sefer 90 derece döndürmeye çalışalım bakalım mı? Hocam biz bunu tam döndürme yapsaydık ne olacaktı? Tam döndürme yaptığımız zaman OA etrafında şöyle bir şey oluşuyordu. Bir yarım küre oluşuyordu. Bize diyor ki 90 derece döndür diyor OA etrafında. OA etrafında 90 derece döndürdüğümüz zaman da o zaman ne olacak? Hocam tam döndürmede, 360 derece döndürmede şu mantıkla da yapabilirsin. İlk önce 360 derece döndürürsün. Hocam 360 derece döndürmede bir yarım küre oluşuyorsa, yarım küre. Yarım kürenin de 90 derece döndürülmesi, yani 90 bölü 360 ile çarparsan o da ne yapıyor? 1 bölü 2'yi kaçla çarpacaksın? 1 bölü 4 ile çarpacaksın. 1 bölü 4 ile çarpınca da kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani tam kürenin 1 bölü 8'i deyip yorumlayabilirsin. Ama ben sana burada tam şeklinde göstermek istiyorum. Bunu 90 derece döndüreyim şöyle. Hop şöyle 90 derece döndürdüğünde. Hocam bu böyle dönerken böyle yapar. Döndüğünde bu böyle yaptı. Bak gördün mü? Ne yaptı? Hocam şu tam döndürme yapsaydım şu şekilde bir küre olacaktı. Şöyle gösteriyorum bak. Şöyle bir küre olacaktı. Tam döndürme yapsaydım. Ama yarım kürenin de burada nesi var burada? 90 derece döndürmüş hali var. 90 derece döndürmüş halde ne yapıyor? Yani 1 bölü 2 kürenin 1 bölü 4'ünü alıyoruz. 1 bölü 8 küre yapıyor. İşte bu oluşan cismin hacmi isteniyor bizden. O da nedir? 4 bölü 3 pi r küpün 1 bölü 8'ini alacağız kardeşim. Şu 8'ler sadeleşti. Cevap da ne yapıyor o zaman? 4 pi bölü 3 yapıyor. Evet, cevap böylelikle 4 pi bölü 3. Yani bu şekilde döndürme sorularında ilk önce tam döndürülmesine bakarsın. Tam döndürülmesi bir yarım küre yapıyorsa, tam döndürmenin de 90 derece döndürmesi, o da 1 bölü 4'ü yapıyor. Yani yarım kürenin 1 bölü 4'ü 1 bölü 8 küre yapmış oluyor. B şıkkını da böylelikle 4 pi bölü 3 olarak bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 15'e geldik. Örnek 15'te de şekil 1'de verilen küre parçasının iki yüzeyi birbirine dik yarım dairedir. Farklı bir şekilde tanımlamış. Evet, şekil 1'de verilen küre parçasının iki yüzeyi birbirine dik iki yarım daire. Bir burada yarım daire var, bir de arkasında yarım daire var. Birbirine dik iki yarım daire. Hocam ne oldu bu? Nasıl bir küre yaptı? Aa hocam, yarım küre mi yaptı? Hayır. Ben bunu şöyle tam tamamlasam böyle yarım küre oluyor. Değil mi? Böyle yarım küre oluyor. Bunu da böyle tamamlarsam tam küre oluyor. Bu yarım kürenin nesi oluyor? Yarısı oluyor. Yani o zaman bu 1 bölü 2 kürenin 1 bölü 2'si kaç yapıyor? 1 bölü 4'ü yapıyor. Bak, tüm kürenin çeyreği bu yapıyor. Üsttekine
dikkat et. Üsttekine çeyrek aslında buymuş gibi gözüküyor ama bu yarımın çeyreği oldu bu. Yarımın çeyreği 1/8 yaptı. Ama bu ne yaptı? Bak ben bunu tam tamamlayacak olursam bu yarım küre yapıyor. Yarımın yarısı yaptı buradaki küre. Yarımın yarısı 1/2'nin 1/2'si 1/4 yaptı. İşte çeyrek küre buymuş. İşte bu küre parçasını duvara yapıştırıp böyle üzerine süs eşyaları koyacakmışım. Buralara da süs eşyaları koyacakmışım. Küre parçasını şekil 2'deki duvarda kapladığı alan 18. Arkadaş ben burada bunu hangi yüzeyini yapıştırdım duvara? Şu yüzeyini yapıştırdım. Yani yarım daireyi yapıştırdım buraya. Hocam yarım dairenin alanı yarı çapı R iken pi R kare bölü 2 yarım dairenin alanı 18 pi olarak verilmiş. Pi'ler gitti. R kare 36 yaptı. R kare 36 ise R'yi buradan kaç buldum? 6 buldum. Evet yarı çapı 6 çıktı buradan. Bizden bu kürenin yani 1/4'lük yani çeyrek kürenin hacmi isteniliyor. O zaman hacim neydi? 4/3 pi R küptü. Bunun 1/4'ünü alacağım çünkü 1/4'lük bir küreydi bu. İşte bizden bu isteniliyor. Bu da kaç yapıyor? Hocam 4/3 pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Bir de 1/4 de var burada. Hocam 4'ler sadeleşti. Şuradaki 3 ile bu sadeleşti. 2 yaptı. 36 72 pi yaptı. O zaman cevaba 72 pi diye ulaştık. Bu da güzel bir soru. Soru kökünde direkt şey denilmemiş. Dikkat et. Hocam çeyrek küre. İşte bu çeyrek küre ise çeyrek küreyi duvara yapıştırdığımızda yüzey alanı duvarda kapladığı alan 18 pi de diyebilirdik ama çeyrek küreyi ben burada sana nasıl tanımlamışım sadece? Küre parçasının iki yüzeyi birbirine dik yarım daire. Birbirine dik iki yarım daire şeklinde tanımlamışım. Bir bu bir de alttaki yeşili düşün. İşte bu ne oluyor? Yarımın yarısı oluyor. Çünkü şöyle tamamlasan yarım yapıyor. Yarımın yarısı yaptığı için bu da 1/2 çarpı 1/2 1/4 çeyrek küre oldu arkadaşım bu. Tamam. Evet bu soruyu da hallettik. Geldik şu soruya. Kuş. Bir kuş bir ucu düz bir zemin üzerinde P noktasında olan 4 metre uzunluğundaki esnek olmayan bir iple ayağından bağlanmıştır. Evet bağlamayalım ya kuşları. Sadece bu soru bu arkadaşım. Tamam. Kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi nedir? E hocam bu bizim koyun sorusu gibi aynı şekilde değil mi? Eğer kuş zeminde olsaydı 4 santimetre buraya, 4 buraya, 4 buraya, 4 buraya, 4 buraya, 4 buraya. Zeminde ne kadarlık mesafe gidecekti? 4. Niye kuş koydum buraya? Buraya kuş değil de koyun koymuş olsaydım dairenin alanı sorulacaktı bize. Ya da bir koyun, keçi, köpek, kedi koymuş olsaydım o zaman dairenin alanı sorulacaktı. Ama kuş. Kuş aynı zamanda da uçabiliyor değil mi? Yani şuraya 4 santimetre yüksekliğe de uçabiliyor böyle. Çaprazlarda da uçabiliyor. O zaman ne olacak? Zeminde hocam kuş şu şekilde şöyle bir zeminde yarı çapı 4 santimetre olan bir daire yapıyor. Ama havaya da uçtuğu zaman şu şekilde bir yarım küre mi yapıyor? Evet. İşte bizim kuş 4 santimetre ayağında iple bağlıysa havaya uçtuğu kısımları da şey yapacağız. Alacağız. Kuşun hareket ettiği, kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi isteniliyor. Hacmi en çok kaçtır? İp gergin olduğunda en çok 4 santimetre oluyor ya. İşte kuşun gezinebileceği yerin hacmi isteniliyor. O zaman burada yarım küreyi bulduk mu bulduk? 4/3 pi r küpün nesi olacak? Hocam yarım küre olduğu için 1/2'si olacak. O zaman bu ne yaptı? Hocam şununla şu sadeleşse 2. 4'ün kübü 64 çarpı 2 128. 128 pi bölü 3 mü yaptı burası da? Evet. Direkt yarım küre demeyebilir de bu sefer de böyle bir kuş bağlayıp böyle bir yere bağlayıp o şekilde de soruyla da karşımıza gelebilir. Peki kuşu böyle bir kübün içerisine koyarsam ne olacak? Bir kuş küp şeklindeki bir odada odanın bir köşesine sabitlenmiş 4 metre uzunluğundaki bir iple ayağından bağlanmıştır. Kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi en çok kaç metre küptür diye soruluyor. Öncelikle bir bak bakayım bana. Dostum bu soruyu ya yukarıda da benzeri sorusunu yaptık. Bu soruyu ilk önce senin düşünmeni istiyorum. Bu soruyla ilgili yorumunu sen yapar mısın? İlk etapta sen yapar mısın lütfen? Yapacağına inanıyorum. Hadi bakalım buyur. Sen yap bakalım şimdi. Ben çözüme devam ediyorum. Şimdi burada kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölge. Arkadaş burası bir oda olmasaydı sadece zeminde olmuş olsaydı. Zeminde olduğunda ne yapacaktık? Hocam kuş bu şekilde kaç metre? 4 metre uzunluğunda. Küpün ayrıtı da 4 metreden büyükmüş. Yani kuşun ipi en fazla buraya geliyorsa o zaman zeminde şöyle bir şey olacaktı ve böyle bir yarım küre olacaktı değil mi? Evet normalde nasıl bir şey olacaktı? Şöyle 4 metre buraya gidecekti. 4 metre en fazla buraya gidecekti. Sonra ne olacaktı burada? Hocam burada bir dairesel bir hareket yapacaktı şöyle. Burada dairesel hareketi şöyle göstereyim ben. Şöyle bir dairesel hareket yapacak. Yarı çapı 4 santimetre olan 4 metre olan bir dairesel hareket yaptı. Bir de havaya doğru uçtuğu için de şöyle bir yarım küre yapacaktı. Ama bu kuş bu küp şeklindeki odanın içinde. Bu küp şeklindeki oda neresi? Şuradan şuraya çıkamayacak. Buradan dışarı çıkamayacak. Yani şurası iptal. Buradan dışarı da çıkamayacak. Burası da iptal. Yani bizim kuşumuzun gezinebileceği bölge neresi kardeşim? Hocam tam olarak işte zemin
eninde burası. O zaman burasıysa burayı düşüneceğim ben şimdi. Dikkat. O zaman ne yapıyor? Hocam eğer burada duvarlar sınırı olmasaydı, sadece zemin sınırı olmuş olsaydı bir yarım küre yapacaktı. Şöyle yarım küre yapacaktı. Ama duvarda böyle 90 derecelik bir sınır var ya, buradan buraya, buradan öteye geçemeyeceği için 90 derecelik bir yarım küre olacak. 90 derecelik bir yarım küre demek ne demek? Hocam yarımın 90 dereceliği. 90 bölü 360'ı 1 bölü 4'ü. Yani 1 bölü 8'lik bir küre yapıyor. Hatta bunu da göstereyim. Buradan buraya da 4 gidiyor ya. Hocam buradan buraya da 4 yine göre şöyle bir şey olacak. İşte bizim elemanın gezinebileceği bölge tam olarak neresi yapıyor dostlar? Şöyle sarıyla göstereyim. Tam olarak işte şu odanın içindeki şu bölge yapıyor dostlar. Şurası yapıyor. Hatta sarıyla da şöyle göstereyim. Yani dikkat et, yarım kürenin 90 dereceliği 1 bölü 2 kürenin 1 bölü 4'ü 1 bölü 8'lik küre yapıyor. Yani şurada gezinebiliyor bizim kuşumuz. E o zaman 1 bölü 8'lik hacim yapacak. 4 bölü 3 pi r küpün nesini alacağım? 1 bölü 8'lisini alacağım. Yani buradan o zaman ne yapıyor? Hocam 4'ün küpü 64. 8 ile sadeleşince 4 kaldı o zaman burada. 8 kaldı pardon. 8 kaldı. O zaman cevap da 32 pi bölü 3 mü yaptı? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle 32 pi bölü 3 oldu. Geldik örnek 18'e. Uzayda AB doğru partisine 2 santimetre uzaktaki noktaların oluşturduğu yüzeyin kapladığı bölgenin hacmi. Arkadaş bu uzayda değil de normalde şu şekilde bir kağıt üzerinde bir düzlemde olmuş olsaydı. Bu doğruya 2 santimetre uzaktaki noktalar bunlar yapacaktı. Yani şuradaki doğru yapacaktı. Alt tarafta da buradaki doğru yapacaktı. Sonra buradan da 2 birim uzakta B noktasının 2 birim uzaklıktaki noktalar da hop şöyle bir yarım daire, burada da bir yarım daire yapacak. Normalde düzlemde olarak sormuş olsaydım AB'ye doğru parçasına 2 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri hocam şurası, şurası ve yarım dairenin olduğu bölgeler yapacak. İşte burada bunun kapladığı yani en fazla işte AB'ye doğru parçasına en fazla 2 santimetre uzaklığında deyip de sorsaydım o zaman bunun yüzey alanından bahsedebilirdim. Yüzey alanını bulurken ne yapacaktık o zaman? Hocam şuradaki dikdörtgenin alanı, bu dikdörtgenin alanı inşallah görüyorsundur. Artı bu iki yarım dairenin alanı şeklinde giderdik. Ama bu sefer ne diyor? Uzayda. Bak uzayda. Uzayda. Yani buna da 2 santimetre, buna da 2 santimetre, buna da 2 santimetre, buna da 2 santimetre. Şurada da zaten bir dairesel hareket yapıyor. E buna da 2 santimetre, buna da 2 santimetre. İlk önce biz 2 santimetre uzaktaki noktaları şöyle bir çizeyim böyle. Evet şöyle bir çizdik. Üst tarafta bu. Alt tarafta da bu değil mi? Evet. E hocam bir de böyle buradaki noktalar böyle 2 santimetre de çaprazda da 2 santimetre 2 santimetre gelecek. Şöyle bir dairesel hareket yapmıyor mu? Yani AB'ye doğru parçasına eşit uzaktaki noktaların 2 santimetre uzaktaki noktalar kümesi ne yapıyor? Şöyle bir silindir yapıyor. Ama dur. Bir de şuradaki A noktasına 2 santimetre uzaktaki noktalar kümesi de böyle bu şey değil mi? Küre yapmaz mı? Yapar. Hatta ne yapıyor burada? Yarım küre yapıyor. Hatta burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yarım küre yapıyor. Yani karşımıza ne çıktı? Bu doğru parçasına 2 santimetre uzaktaki noktalar kümesi bir silindir yaptı. Artı burada da 2 tane yarım küre yaptı. İşte bize buradan kapsadığı bölgenin hacmi isteniyor. O zaman ne yapacağız? 2 tane yarım küre. 4 bölü 3 pi r küp. Yarı çapı 2 idi. Pi r küpü yazdık. 2 tane yarım. 2 tane yarım. Yani 2 tane yarım ne yapıyor? Tam bir küre yapmıyor mu? Evet tam bir küre yapıyor. Aslında burada şunu yazacaktım ben. 4 bölü 3 pi r küpün yarısını 2 ile çarpacağım. Bunlar gitti. 4 bölü 3 pi r küp. Yani tam bir küre geldi. Artı bir de ne var burada? Hocam bir de burada silindir var. Silindirin yarı çapı 2. Yüksekliği de 6 olarak verilmiş. Bunun da hacmi pi r kare çarpı h şeklinde olur. E o zaman burada bunu hesaplayacağız. 8 32 pi bölü 3 artı 24 pi yapar burası. E bununla bunun çarpımı 72 yaptı. 72 ile 32'yi toplayınca 72 ile 32'yi toplayınca 4 yapıyor burası. 72 bir dakika. Bir dakika. 72 ile 32. 72 ile 32'yi toplayınca 104 yapıyor. Heh. 104 pi bölü 3 yapar. Cevabımız o zaman. Bu da ilginç bir soru. ÖSYM uzun zamandır böyle sorularla karşımıza gelmiyor. Bir de bunun da tekniğini göstermek istedim. Bak düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kümesi ne veriyordu bize? Küre veriyordu. Ama bu sefer bir doğru parçası olduğu zaman ne oluyormuş? 2 birim uzakta bir silindir verdi bize burada. Şuradaki silindir verdi. Aa bir de buradaki noktaya da eşit uzakları aldığım zaman şöyle bir yarım küre burada. Bir yarım küre de burada. Tam bir küre yaptı. Tam bir küre artı bir silindir. Bize sorulan sorunun hacmi yaptı arkadaşım. 18. soruyu da 104 pi bölü 3 olarak bulduk. Ve geldik 19. soruya. Arkadaş 19. soru. Bir bana bak bir de soruya bak. Arkadaş bu soru benzeri ÖSYM tarafından soruldu. O yüzden ilk etapta bu soruyu senin yapmanı istiyorum. O yüzden ellerinden öper bir soru olsun bu. Tamam. Sende. Sende olan bir soru bu. Lütfen bu soruyu sen çöz. Çünkü ÖSYM tarafından soruldu. Bakalım çözebilecek misin? Merak ediyorum. Göreceğiz.
çözeceğiz. Neyse ben çözüme başlayayım bakayım. Kumsalda kum ile oynayan peri düz bir zemin üzerinde yarı çapı 8 birim, yüksekliği 15 birim ve olan ve tabanları çakışık olan iki yarım koni elde edecek şekilde kumu kazıyor. Arkadaş bizim konimiz nasıl olacak normalde? Hop şöyle olacak. İki yarım koni ne olacak? Hocam koni bir tanesi burası olacak mesela. Şu ön yüzeyi, bir tanesi de arkadaki yüzeyi olacak. Evet, iki tane yarım koniyi bu şekilde koymuşum. Bak şöyle bir yarım koniyi şöyle kazmışım. Sonra öbür koniyi de böyle kazmışım. Tamam. Şimdi bu koninin neyi verilmiş bize? Yüksekliği 15 verilmiş. Hocam burası da 8 verilmiş. 8, 15, 17 üçgeninden burayı 17 bulur muyuz ayrıt uzunluğunu? Evet. Şurayı 17, 17 olarak bulduk dostlar. Şurası 17, burası 17, burası 17, burası 17 olarak verilmiş bize. Hatta 17'leri de şöyle bir yazayım. 17, 17 oldu. Güzel. Devam edelim. Kumu kazıyor. Sonra küre biçimindeki deniz topunu kazdığı kumun en derin kısmına yerleştirdiğinde topun tepe noktasının kumsal yüzeyi ile aynı seviyeye geldiği gözüküyor. Ya en derin yerine kazdığım zaman. Şuraya geldim. Şurası şöyle şurası en derin yere şu şekilde oldu. Tam burada bak dikkat et. Şu kazdığım yer. Kalemi biraz incelteyim. Bak şimdi. Kazdığım yeri şöyle gösteriyorum. Hop geldim. Şöyle geldim. Hocam bu böyle teğet geldi. Pardon. Şunu biraz aşağıya alacağım. Şöyle teğet geldi. Tam uç noktasına kadar gelemez o. Şu da şöyle teğet geldi. Yani bizim küremiz şu şekilde ne oldu küremiz arkadaşım? Hocam bu şekilde hop şuradan teğet. Hop şuradan teğet oldu. Yani şuradaki teğet uzunlukları var. Şu teğet uzunlukları neydi? Birbirine eşit değil miydi? Evet. En derin yerine koymuşum bir de soruda. Devam edelim. En derin kısmına yerleştirildiğinde topun tepe noktasının kumsal yüzeyiyle aynı seviyeye geldiği görülüyor. Aynı seviyeye geldi. En derin noktaya koyduysam böyle buraya koyduysam. Yani top ne solda ne sağda. Topun tam ortası burada geçmek zorunda. Bu da top şeye de geçmiyor. Perinin deniz topunun yarı çapı uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. En derin kısmı yerleştirdiğinde topun tepe noktasının kumsal yüzeyiyle aynı seviyeye geliyor. Aynı seviyeye geliyorsa şu kumsal yüzeyiyle buraya teğet olacak diyet anlamına gelmiyor mu? Evet anlamına geliyor. O zaman buraya teğet olacak. Şimdi arkadaş biz burada ne yapalım? Hocam buradaki koni var ya şurada yüksekliği çizecek olursam burası 15 olduğunu biliyorum. Buranın da 8-8 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde bu yükseklik de buraya gelecek. Yani şu yüksekliği çizdim şöyle. Bu yükseklik buraya geldi. Şu yükseklik devamı da bu şekilde. Tamam. Soruyu da şöyle büyütüyorum. Arkadaş ben buranın ne olduğunu 8. Buranın ne olduğunu 15. Şuradaki uzunluğun da 17 olduğunu biliyorum. 8, 15, 17 üçgeni. Şurası 8, 15, 17 üçgeni olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hocam şurası 17 iken şuradaki teğet değil. Koninin şuradaki yan ayrıt uzunlukları yani ana doğru uzunlukları hep aynı değil mi? Bu koninin ana doğrusu. Bu da koninin ana doğrusu. Bu da koninin ara doğrusu değil mi? Evet. Yani şuradaki uzunluk da toplamda ne olacak o zaman arkadaşım? 17 olmak zorunda. Bir küre sorusu aslında bir çember sorusu gibi düşünecektik. Hocam aslında bu bir çember. Bak şuradaki bir çember. Yani şöyle bir şey var. Şuradaki kesiti şöyle düşünecek olursak. Hop tam teğet ya. O kesitteki böyle daireyi düşünecek olursak şu şekilde gelmiyor mu? O şekilde geliyor. O zaman orayı düşünelim. Kürenin merkezi burasıysa. Merkez teğet çektik yapacak olursak. Burası kürenin yarıçapı oldu. Hocam burada da şuradan şurayı birleştirecek olursam. Ne oluyor burada? Hocam burası teğet teğet olunca. Bak teğet teğet olunca. Merkezden geçince burası ne oluyordu? Açı ortay olmuyor muydu böyle? Evet. Bir de merkez var. Teğet var. Çektik yaparsam burası da kürenin yarıçapı oluyor. Şimdi dikkat et. Şurası yarıçap. Şurası da yarıçap değil mi hocam? Yarıçap ama buradan böyle şurası teğet teğet ya dışarı doğru taşıyorum. Dikkat et. Şuradaki uzunluğu biliyor muyum? Şu anda bilmiyorum. Ama ben oradaki uzunluğu biliyorum aslında ya. Şurası 8 değil mi? 8. Koninin yarıçapı. Bu da koninin yarıçapı. Bu da tam böyle koninin köşesine kadar geldiği zaman koninin yarıçapı değil mi? Evet. Koninin yarıçapı olduğu için buraya 8 eksiliye kalmadı mı? Kaldı. Sonra dikkat et. Şurada da bir teğetlik var. Topa teğet. Bu da topa teğet. Hani çemberde teğet uzunlukları birbirine eşit olmuyor muydu? Oluyordu. O zaman burası 15 ise kardeşim. Şurası da 15 olmak zorunda değil mi? Olur. 15 olur. Buraya da ne kaldı? 2 kaldı. Ve burada bir ne çıktı? Pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. Bu soruyu anlayabilmek için, daha iyi anlayabilmek için bence şu şekli çizmelisin. Şöyle bir ikizkenar üçgen var elimizde. Bak şunu çizersin böyle. Hocam şöyle bir üçgen çizeriz. Daha rahat bir şekilde üçgene döktüğümüz zaman daha rahat bir şekilde anlayabiliriz aslında. Şurada çember teğet olacak. Bak şimdi bir çember çiziyorum şöyle çizdim. Ve bu çember hem yukarıya teğet olacak hem de aşağıya teğet olacak. Hadi bakalım şöyle çizelim. İşte burası. Şimdi burada şu uzunluk kaç? 15. Bak burada daha rahat bir şekilde anlayacaksın. Burası 15. Burası da 15. Çünkü bu 15'ler ne? Hocam yükseklik. Burası 17. Burası 17 değil mi? Evet. Şurası 17. Burası da 17. Böyle dökünce daha rahat bir şekilde anlayacaksın. Bak şimdi. Bu bir ikizkenar üçgen. Merkez teğet çektik yapsam buraya gelecek. Şimdi ikizkenar üçgende çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölecek. Çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölecek ya. O zaman bu doğrusal olmak zorunda. Çünkü teğet merkezden çizilen açıortay. Açıortay da ikizkenarda aynı zamanda yüksekliktir. O yüzden bunun doğrusalından bu şekilde bahsediyoruz. Sonrasında ne yaptık? Bu kürenin yarıçapı dedik. Merkez teğet çektik yapınca burası da kürenin yarıçapı.
buradaki de Koni'nin yarıçapı şuraya kadarki olan kısmı. Çünkü şöyle bakacak olursak buradan buraya doğru geliyorum. Bu Koni'nin yarıçapı. Koni'nin ana doğrusuna kadar geliyorum. Yani burası 8 Koni'nin yarıçapı. E bir de ne var? Şu teğet uzunluğu olduğundan dolayı burası da 15. Buraya 2 kaldı. Sonrasında burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Ama şurası Koni'nin yarıçapı. Tamamı 8'di. Buraya 8 eksi R kaldı. Heh. Şunun tamamı Koni'nin yarıçapıydı. Tamamı 8. E burası R ise buraya da 8 eksi R kaldı dedik. Ve işlemimizi burada yapacağız. 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan 64 eksi 16 R artı R kare eşittir. R kare artı 4 yapar. R kareler nanay oldu. 60 eşittir 16 R yaptı. R'yi de buradan 60 bölü 16 bulduk. 4'e bölsen 15, 4'e bölsen 4. R de buradan 15 bölü 4 çıkar. Zaten bizden de bu yarıçap uzunluğu isteniliyor. Evet, ilginç bir soru ama bana kızmayın. ÖSYM'yi kızın. ÖSYM bunu sordu. ÖSYM nasıl sordu? Bir koni şeklindeki bir şeyi böyle kesti. Tam ortasından kesti. O tam ortasından kesilen şeyleri böyle yapıştırıp içine bir top koydu, böyle küre koydu. Biz de ne yaptık? Kumsalı böyle kayayım. Yani kumsalı bu şekilde iki tane yarım küre şeklinde kazıp bu şekilde sana sorusunu sorduk. Zor bir soru. Evet ama sınavda sorulmuş bir soru. O yüzden senin bu soruyu ÖSYM, zaten ÖSYM sorularını çözmek çok önemli dostum. ÖSYM sorularını mutlaka mutlaka çöz. ÖSYM sorularında da bu soruyu görmeni istiyorum ve bu soruyu bu sefer kendin çözmeni istiyorum. Bakalım orada da çözebileceksin. Çok merak ediyorum. Ve gençler, bitti mi? Sayfayı ilerletiyorum ilerletiyorum, gelmiyor. Geliyor da bu sayfanın yenilenmesi geliyor. İlerletiyorum ilerletiyorum, gelmiyor. İlerletiyorum ilerletiyorum, gelmiyor. O zaman bu olay burada biter. Ve kendimi artık şöyle bir büyüteyim. Arkadaş, dur. Gelelim şuraya. Şu en zevkli kısmı unutmayalım. Gelelim şuraya. Arkadaş, geldik. Buraya bir tik atmadan olur mu kardeşim? Hop, tikimizi attık. Bitti. Bütün 50'yi tamamladık. Geldik şuraya. Burada da bir şey, haftalık programa da bakalım. Haftalık programda da şunu da tamamladık. Ödevimiz de 264 ve 271 sayfalar arasında olduğunu gördük. Arkadaki kitapta soru bankasında zaten bu vardı. Tamam, bunu da yaptık. Sonra bir bakıyoruz ki geldik şuraya. 25. haftayı da tamamlamış oluyoruz. Haftalık olarak gidenler 25 haftada bitirmiş bulunuyor. Günlük olarak gidenler de, ama günlük gitmek çok zahmetliydi. Çok zordu. Gidebilenler varsa da helal olsun. Ben 50 günde çekeceğimi söylemiştim. Haftalık programı ben size önermiştim. Ama 50 günde bitirenlere de helal olsun. Genelde çok iyi olanları 50 günde bitirmesini tavsiye etmiştik. Bu şekilde olayı bitirdik gençler. Şimdi kendimizi büyütebiliriz. Ve böylelikle bu olayı çok güzel bir şekilde bitirdik. Şimdi ta gelelim başa. Arkadaşlar, üçgenlerin ne kadar önemli olduğunun farkındasın değil mi? Her yerde üçgen bilgisi karşımıza çıktı mı çıktı. Katı cisimlerde bile çıktı. Üçgenleri güzel bir şekilde hallettiysen bundan sonraki konuların çok güzel bir şekilde gidebildiğini zaten gördün. Üçgenlerden sonra da zaten TYT'de en az 5 net yapmaya başlamıştım. Sonrasında diğer konuları da işledikçe hep üçgen temelli anlattığımız için çoğu şeyi çok rahat bir şekilde anladın ve üçgenleri de tekrar ettin ve tekrarlı bir şekilde hep yolumuza devam ettik ve genelde buradaki tarzımız neydi? Hep şurayı kullanmak, mantığı kullanmak ve son derste de size şunu tavsiyeyi veriyorum. Her zaman bak, biz de aynı şekilde soruları çözemediğimiz durumlar oluyor. Soruları çözemediğiniz durumlarda tek yapmanız gereken şey şu: soruyu dikkatli bir şekilde okuyup hangi bilgiyi kullanmadın onu kullanmaya çalış şurasıyla birlikte. Tamam. Ben elimden geldiğince güzel bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğer sen de elinden geldiğince buraya kadar geldiysen, bu noktaya kadar geldiysen ve şu anda beni dinliyorsan büyük ihtimalle TYT'de full ya da full yakın yapıyorsundur. AYT'de de şu an belki 6-7'lerdesindir. Bu normal. Deneme sınavlarındaki, denemedeki göreceğin sorularla 6-7 10'a doğru, 9'a 10'a doğru çıkacak. Full'a doğru çıkacak. Ama benim sizden tavsiyem, burada AYT kısmında sizi en çok zorlayan kısım ne oldu? Bence katı cisimler olmadı. Analitikteki değişik sorular oldu. O yüzden size tavsiyem, son 10 yıl içerisindeki ÖSYM'nin sormuş olduğu soruları mutlaka ama mutlaka çözün. Hem analitikte çözün hem de katı cisimlerde çözün. Oradaki AYT'deki şu andaki netiniz 5 ve 6 ise eğer, siz bu dediğimi yaptıktan sonra son 10 yıl 12 yıl içerisindeki çıkmış soruları çözmüş olacaksanız eğer, çözerseniz eğer daha doğrusu, analitik ve katı cisim yeterli bence. Ha, diğerlerini de çözerseniz daha da güzel olur gerçi. Bu dediğimi yaparsanız, bu dediğim hamleden sonra full'e yakın zaten AYT netleriniz büyük ihtimalle gelecektir. Evet gençler, şurayı kullanarak buraya kadar geldik ve bu seneki konu anlatımımızda bilmiyorum, animasyonları da kattık işin içine. Animasyonlar bence çok işe yaradı. Bayağı kişinin böyle ufkunu genişletti diye düşünüyorum. Sizler de yazarsınız yorumlarda, gerçekten öyle miydi? Ki katı cisimlerde en çok sıkıntı yaşanılan durum vardı. Bu katı cisimlerde de animasyonları da çok güzel kullandığımı düşünüyorum. Tabii ki eksik böyle şeylerimiz mutlaka vardır. Onları da yıllar geçtikçe o eksiklerimizi de tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde anlattık. Hakkınızı helal edin. Benden yana
adına helal olsun. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben size zaten giriş videosunda söylemiştim. Sene içerisinde istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Kızabilirsiniz. Ya hoca burada ne diyor bilmem ne yapıyor. İşte şurayı anlamadım falan filan. Kızdığınız noktalar mutlaka vardır. Ama sene sonunda sizden tek bir isteğim var. Bir Allah razı olsun demenizdi. Hem bana bir Allah razı olsun hem de aileme Allah razı olsun diyor. Çünkü onları da geride bırakıp şu an sizin karşınızdayım. Onları ihmal ediyorum. Şu an Egehan beni denize götür baba diye aradı. Ben şu an şu videoyu çekiyorum. Ama bu videodan sonra denize götüreceğim inşallah. Ben ve ailem adına bir Allah razı olsun derseniz benim için yeterlidir. Allah'a emanet olun. Başarılar diliyorum. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Ne hak ediyorsanız onu elde ettiğiniz deliyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En son videoda da beğenmeden, abone olmadan geçmezsin herhalde.